Merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonların dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Üç bölümde konuyu olabildiğince ayrıntılı bir şekilde anlattık. Tabii eksiklerimiz var, oraları da sonraki derslerimizde gidereceğiz ama şunu dediğinizi biliyorum. O dersleri yapmamıza rağmen elimizdeki kaynaklardaki zor soruları çözemiyoruz hocam diyenler var. O sorular da aslında buradaki bilgilerle çözülüyor. Onlarla alakalı bazı soru tiplerini çözmeye çalışacağım. Yani zor görünen soru tiplerini. İnşallah size de yardımcı olacaktır diyorum. Ve hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Şimdi en çok zorlanılan soru tiplerinden biri grafik soruları. Grafik sorularını okuma, çizme. Şimdi daha çok sınavda çizmeyi sormayacaklar için grafiği iyi okumak çok kıymetli. Bunların kolay yollarını göstermeye çalışacağım. Bazen uzun yoldan gidip kısa şekilde çözeceğiz. Bazen çok kısa bir halde sonuca ulaşacağız. Ama tavsiye ettiğim şekilde yaparsanız bu zor soruların üstesinden çok kolay gelirsiniz. Hemen başlıyorum. Bakın bu fonksiyonda verilen şu noktaları, bakın burası, burası ve burası. Nokta halinde, yani şöyle sıralı ikili halinde yazarsanız önce x olmak üzere sonra y değeri. Yani birinci noktamız eksi 3,5. İkinci noktamız 0,3. Bakın y'miz 0, y'miz 3 ama x'imiz 0. Aynı şekilde x'imiz bu sefer 5, y'miz 0. Bunu yazarken zorlanan arkadaşlarım olabilir. Y'yi kestiği yer ve x'i kestiği yerlere bakmamız lazım. X eksenini kestiği yerde y'nin değerinin 0, y eksenini kestiği yerde x değerinin 0 olduğunu bilmeliyiz. Şimdi bakın burada f eksi 3 deyince hemen burada karşı tarafa bakıyoruz, y değerini yazıyoruz. Hemen bunun değerinin 5 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şey 0 için de geçerli. Hemen sonucunun 3 olduğunu söylüyoruz. Ama f'in tersi deyince tersten bakmalıyız. Yani ters taraftan bakınca 3'ün karşısında kaç var arkadaşlar? 0. 5'in tersi, o zaman ters taraftan baktığımda 5'in karşısında eksi 3 var. Sakın burada 0'ı yazmayın. F5 derse ancak o zaman karşı taraftaki 0'ı yazıyoruz. Bunları topladığımızda da sonucumuz 5 geliyor. Yani A şıkkı. Kolaydı tabii ama giderek zorlaşıyor. Onu söylemeliyim. Şimdi bu tarz sorular var. Bunları yorumla da yapabiliyorsunuz ama en sağlam yolunu göstereceğim ben. Tablo yapma arkadaşlar. Tablo yaparken bakın burada eksi 3'ümüz var. 1'imiz var. 5'imiz var. X eksenini kesen. Bir de şurada bir tane değer veriyorlar. Bunu da sıfıra işlediğimizi düşünürsek bir tane değer de oradan geliyor. Yani x eşittir 0'ı yazmalıyım. Öyleyse bakın kaç değerimiz oldu? 1, 2, 3 ve 4 tane. Dedik ki bunları her zaman küçükten büyüğe doğru yazmalıyız. Yani en küçük eksi 3, sonra buradan 0 geliyor, sonra buradan 1 ve 5 geliyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra en önemli başlangıç noktamız şu fx'in aşağıda olması sebebiyle eksi olarak başlayacağız ama şuradaki x'in öndeki işaret de önemli. Artıysa sonucu değiştirmiyor. Eksiyle eksi olsaydı çarpacaktım. Ona da dikkat etmeliydim. Ve aşağıdan başladığı için eksiyle başlıyorum. Artı, eksi, artı ve eksi şeklinde yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yapılması gereken bir diğer işlemimiz de şu. Bizden istenene bakıyoruz. Yani sıfırdan büyük olduğu aralıkları istiyor. Öyleyse şu artı olan yerleri tarıyorum. Bu eksi 3 ile 0 arasında eksi 2 ile eksi 1 sayılarımız var. Bunların toplamı dediği için yan yana yazıyorum ve topluyorum. Aynı şekilde arkadaşlar buradan da 2, 3 ve 4 geliyor. Hepsini topladığımızda sonucumuz 6 geliyor. Yani cevabımız A şıkkı. Evet, bunu da güzelce anladıktan sonra bir başka soruya geldik ama bu soruda şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Yani ben yine noktaları yazacağım. Yani orada bir değişikliğimiz yok.
Eksi 1'e 0 noktası, 0'a 2 noktası ve aynı şekilde 3'e 4 noktası diye yazıyoruz. Şimdi fonksiyon ters fonksiyon grafiği olduğu için aslında ben bunu şöyle okumalıyım. F'in tersinde eksi 1'in değeri 0. F'in tersinde 0'ın değeri 2. F'in tersinde 3'ün değeri 4. Eğer F'leri bulmak istersek bunların yer değişmeleri gerekiyor. Şimdi dikkat, sonuca 3 diyor ve burada F diyor. O zaman ters taraftan baktığımda buradan yer değişirse 4 buraya geliyor, 3 bu tarafa gidiyor. Yani sonucun 3 olduğu durum X'in, yani daha doğrusu bu parantezin içinin 4 olduğu anda oluyor. Ve baktım ki burada F'in içerisinde 2x artı 3 yazıyor. Öyleyse bu 2x artı 3'ü 4'e eşitlemeliyim arkadaşlar. Karşıya attığımızda 1 kalır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ise 1 bölü 2 olur. Bu da bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geldik. Yine buraya dikkat etmeliyiz. Şimdi ben hep bu noktaları önce yazıyorum ki işlem kolaylaşsın. Bunları yazmayan arkadaşlar bu tür karmaşık sorularda hatalar yapıyor. Hata yapmamak için önce kestiği noktaları güzelce yazıyorum. Yine 1'e 2, 2'ye 3. Şimdi şuraya diyorum ki 2x artı 1 ya parantezin içi. Benim buradaki şu x değerlerim arkadaşlar, eksi 2'yi şöyle gösterelim. Eksi 2'yi, 1'i ve 2'yi burada x'in yerine yazdığımda elde ettiğim sonuçlar f'in içerisine yazılmış oluyor. Sonuçlar da kesinlikle ve kesinlikle değişmiyor. Yani 0, 2 ve 3 olarak kalıyor. Şimdi buraya dikkat. Eksi 2'yi yerine yazarsam 2 ile çarptığımda ne olur? Eksi 4. Bir daha toplarsam ne oldu? Eksi 3. Şimdi 1 yerine yazacağım. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. 2 kere 2, 4, 1 daha 5 oldu. Şimdi ben bunları bulduktan sonrası kolay zaten. Ne soruyor? F'de eksi 3. Hemen buradan bakıyorum, karşısında 0 yazıyor. F'de 5. Hemen karşısında 3 yazıyor. Ama bize F'in tersinde diye sorduğu zaman ters taraftan 3'ü arıyordum. Ters tarafta 3 burada arkadaşlar. Yani şunu, F'in tersinde 3 bu tarafa geldiğinde 5 öbür tarafa gider. Öyleyse bunun sonucunun 5 olduğunu söyleyebiliriz. Ve öyleyse bunların hepsini toplayacak olursam da cevaba ulaşmış olurum. Yani C şıkkı diyoruz. Devam edelim. Şimdi iç içe iki tane fonksiyon verilmiş. Ben yine her zaman olduğu gibi ilk başlangıç noktası neresi, oradan başlamam lazım. Bunları vereceğim. Fakat bazen de sonuçtan da gelebiliriz, oradan da gelebiliriz. İki türlü. Bu sefer sonuçtan gitmeyi deneyeceğim. Bakın burası sonucun 4 olmasını istiyoruz. Nerede sonuç 4? Burada. Yani 0,4. Hepsini yazmadan direkt sadece bunu kullanıyorum. Öyleyse ne diyeceğiz? Şu içerinin 0 olması gerektiğini söylüyoruz. Yani f 3x eksi 1'in sonucunun 0 olması gerektiğini söylüyoruz. Tamam, bunu bulduk. Bunun ardından ne yapacağım? Nerede 0 geliyor? Ona bakmalıyım arkadaşlar. Birincisi buradan geliyor değil mi? Burası eksi 4 virgül 0 noktası değil mi? Başka var mı? Buralarda var. Yani eksi 1'de de 0 geliyor. 1'de de 0 geliyor. Şimdi bu durumlarda sonuç 0 geldiğine göre benim artık yapmam gereken şey şu. Bu değerleri şuraya yazalım, daha net görünsün. F eksi 4'de 0. F eksi 1'de 0. Ve f1 0. Şöyle göstereyim. Parantezin içerisinde 3x eksi 1 yazıyor. Burada 1 eksi 1 ve 4 yazıyor. Bunların birbirlerine eşitlenmesi gerekiyor. Yani bunların eşit olduğu durumda hangi x değerleri varsa
Onlar bizim cevaplarımız ve bunların da toplamını istiyor. Şimdi 3x eksi 1 yaptım. Karşıya gönderdim artı 1. Kaldı burada eksi 3. 3'ü kaçla çarparsam eksi 3 olur? Eksi 1 ya da 3'ü bölü olarak göndererek de bu aynı sonuca ulaşabilirim. Birincisi bu. İkincisi bakın bu sefer eksi 1'i kullanıyorum 3x eksi 1. Karşıya atınca 0. Öyleyse x'in değerinin de 0 olduğunu buluyorum. Ve son olarak eksi 4'ü eksi 1'i kullandım. Şimdi sıra 1'e geldi. 1'e eşitliyorum 3x eksi 1'i. Karşıya attığımda 2, 3x. Her iki tarafı 3'e böldüğümde ise x'in 2 bölü 3 olduğunu bulmuş oluyorum. 3 farklı değer geldi arkadaşlar. Ne yapmalıyım şimdi? Bunların toplamını bulmalıyım. Çünkü toplamını soruyor. Eksi 1, 0 ve 2 bölü 3. Bunun eksi 3 bölü 3 olduğunu düşünürsek cevabında eksi 1 bölü 3 olduğunu bulmuş oluruz. Evet, yine bir başka bir soruya geldik. Şimdi bu soruda dikkatli olmalıyız. Verilen bilgiler var. Verilen bilgiler eksi 2'ye sıfır noktası kestiği noktalardan biri. Burayı vermemiş, dikkat edin. Burayı vermiş. Burası 0 virgül eksi 2 noktası. Ve şurayı vermiş. 2 virgül 3 noktası. Şimdi fonksiyonumuz f bileşke g olması sebebiyle önceki sorularda olduğu gibi bu x değerlerini getirip buraya yazacağız. Yazdığımızda bakın aşağıya yazıyorum bunların değerlerini. F'de f bileşke g'de eksi 2'nin sonucunun 0 olduğunu söylüyor. Devam ediyorum. F bileşke g'de 0'ın sonucunun eksi 2 olduğunu söylüyor bu sefer. F bileşke g'de 2'nin sonucunun 3 olduğunu söyledim. İşte bunları bulduktan sonra yapılması gereken işlem şurada verilen değerler sayesinde, özellikle bunun sayesinde G2'nin 6 olduğu yere gidiyorum. G2 bakın burası. Bunun sonucunun 6 olduğunu söyleyince F6'nın 3 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bunun sayesinde de şuradaki bilgiyle birlikte sonuca ulaşacağız. Bakın burası F'in tersi verilmiş ama burası F. Ne yapmalıyım? Şu iki arkadaşı yer değiştirmeliyim. Yer değiştirince F'in tersi F haline dönüşüyordu arkadaşlar. Bunu hatırlayalım. Yani x artı 2 içeriye giriyor. X artı a da dışarıya çıkıyor. Şimdi bakın f'in içinin 6 olmasını istiyoruz. X'in yerine kaç yazarsak 6 olur diye düşündüğümüzde x'in yerine 4 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Bakın burası f6. Bu tarafta 4 artı a oluyor. F6 3'e eşit olduğuna göre demek ki 4 artı a'yı 3'e eşitlemeliyim. Öyleyse a'nın değerinin eksi 1 olduğunu da bulmuş oluruz. Evet, biraz uzun sorular anlayabiliyorum. Biraz karmaşık gibi görünüyor ama yaptıkça bunların üstesinden gelirsiniz. Sistem önemli. Önce her zaman bakın noktaları yazıyorum. Burası 0 virgül eksi 3. Aşağıdan başladım. 3 virgül 0 ve aynı şekilde 4 virgül 3 noktalarını yazıyorum. Sonra bakın burada bazı bilgiler verilmiş. F'in tersinde 3 diyor. Şimdi F'in tersinde 3 deyince burası aslında F4'te 3. Bunun tersini alırsak yani yer değiştirsek 3 buraya 4 buraya gelirse F'in tersinde 3'ün sonucunun 4 olduğunu bulmuş oluruz. Bu 4 eşittir 1 eksi F2x artı 4'ü buldum. Şimdi bu eksi olması sebebiyle bunu karşıya gönderiyorum. Artı olsun ki f işlemi kolay bulalım. Bu tarafta 1 vardı. 4 de tabii ki karşı tarafa gitti. Eksi 4 olarak sonucumuz da eksi 3 oldu. F'in hangi değerinde sonucumuz eksi 3 diye bakmalıyız. Baktığımızda da 0 olduğunda eksi 3 olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu içeriği yani 2x artı 4'ü 0'a eşitlemeliyiz. Buradan 4'ü karşıya attık. Eksi 4. 2x'imiz eksi 4. Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye bölersek de x'in eksi 2 olduğunu buluruz.
Zaten bize de x'i soruyor. Yani cevabımız c oluyor. Devam edelim. Bakın grafikler iyice karmaşıklaşmaya başlıyor. F ve G'ler ikisi bir arada sorulmuş. Aslında mantıkta hiçbir değişiklik yok. Yani şu kesiştiği noktaları F için yazacak olursak nedir? Eksi 2 virgül 0, sonra 0 virgül 4 ve 1 virgül, burayı bilmiyoruz. Ben buraya A yazayım. Şimdi şu nokta önemli. Buraya A dedik. F'e göre yazdık arkadaşlar. Şimdi G'ye göre yazalım. G'yi kestiği yerler bakın buradan başlıyor. 0'a 8. Sonra burası yine 1'e A. G için de aynı şey geçerli çünkü kesişim noktasında. 2 için 0 ve 8 için de eksi 2 değerlerini buluyoruz. Bunları bulduktan sonra yapılması gereken işlem şu. G1. G tarafında 1'in karşısında ne yazıyor arkadaşlar? A. O zaman bunun değeri A. Öyleyse tersten bakıldığında F için söylüyorum. Sonucu A olan nedir? Sonucu tersten bakıldığında sonucu A olan. Şöyle bir düşünelim. Bu 1 de A değil mi? Bakın bu nedir? F1 A. Dolayısıyla F'in tersinde de A nedir? 1. O zaman buranın sonucunu bulduk. 1. Geldik ikinciye. Bana F2 lazım. F'e baktım. 2. F'te 2 var mı arkadaşlar? Görünmüyor. Yok. Nasıl bulacağız? 2 burası. Neresini istiyor? Şu değeri istiyor. Buraya kaça denk geldiği belirsiz. 8 gibi duruyor ama belki 8 değildir. Bunu nasıl hesap etmeliyim? Birkaç farklı yolu var. Şimdi mesela geometriden benzerlikten bulunabiliyor. Trigonometriden karşı bölü komşudan tanjanttan bulunuyor. Fonksiyon denklemi yazılarak bulunuyor. Birkaç farklı yolu var. Ben diyorum ki en iyi yol bence geometriden çıkan yol. Şuraya oranlara bakmam gerekiyor. Bakın burası 2, şurası 4. Bunu tanjant alfa olarak diye düşündüğünüzde yine aynı sonuca gider. Şurasının 4, burasının 2 olduğunu, bakın yarı yarıya olduğunu görüyorum. Öyleyse bu mesafe eksi 2'den 2'ye kadar 4 birim olduğuna göre burasının onun 2 katı olması gerekiyor, 8. Yaklaşık olarak yaptığımızda da doğru değeri bulurmuşuz ama her zaman denk gelmez. O yüzden işimizi sağlama almalıyız. Yani ben buradan aslında f için bakıldığında burada yazmıyor ama f2'nin sonucunun 8 olduğunu buradan hesaplayabiliyorum. Öyleyse f2'miz 8 olduğuna göre şimdi g'de 8'e ihtiyacım var. G'de 8'e baktım karşısında ne yazıyor? Eksi 2. Öyleyse bunun sonucunun da eksi 2 olduğunu söylüyoruz. Ve bu iki sonucu topladığımızda da eksi 1 cevabına yani B şıkkına ulaşmış oluyoruz. Evet, birazcık daha karmaşıklaştırmış. Az önceki daha kolaydı. Şimdi hem f'in tersi var hem de gx artı 1 var. Yine benzer işlemleri yapıyoruz. Bakın burası f'in tersi için konuşuyorum. Burası f'in tersi için. Eksi 2 virgül 0 noktası. Ve diğer kestiği yeri vermiş. 0 virgül 1 noktası. Ve şuradaki kesiştiği yeri vermemiş. Başka da bir değerimiz yok f'in tersi için. Ama gx artı 1 için de noktalarımıza bakıyoruz. Burası 0 virgül 5 noktası. Burası 2 virgül 0 noktası. Ve son olarak burası da 5 virgül eksi 2 noktası olarak bulunur. Bunları bulduktan sonra birinci sıradaki x değerlerini bakın burada x'in yerine yazacağım. Yazıyorum aşağıda yani f'in tersinde eksi 2'nin sonucu 0'dır diyoruz.
Aynı şekilde f'in tersinde sıfırın sonucu da 1'dir diyoruz. Bu ikisi yer değiştirdiğinde f sıfırın eksi 2 olduğunu ve bu ikisi yer değiştirdiğinde f1'in de sonucunun 0 olduğunu bulabiliyoruz lazım olursa. Şu iki değeri bulduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi diğer tarafa. Burada da x'in yerine 0'ı yazdığımızda bakın burası 1 oluyor. Sonuç değişmez. 2 yazdığımızda 2 artı 1'den 3 oluyor. O da 0 oluyor. Bu sefer 5 yazınca 6 oluyor ve sonucumuz eksi 2 oluyor. Evet, şu en üstteki değerlerimiz tam görünmedi galiba arkadaşlar. Şunları biraz küçülteyim daha net bir şekilde görmenizi sağlamış olalım. Evet, şimdi geldik buraya. Bakın şurayı şöyle bir ayıralım. Benden istediği g bileşki f'te 2. Önce f'te 2'yi buluyorum. F'e gittim. F'in tersinde değerleri biliyorum ama 2'yi bilmiyorum. Yine buradan geometri yolundan gidebildiğimiz gibi trigonometriden de gidebiliyoruz. Analitik geometriden de fonksiyondan da bir sürü yol var. Bakın şuradaki sonucu istiyor benden. Acaba kaçtır diyor. Bu sefer 1, 2. Yarı yarıya ama bu sefer şu taraftaki y ekseni üzerindekini, x ekseni üzerindekinin yarısı. Öyleyse bu mesafe 4 ise şu mesafede nedir? Onun yarısı yani 2'dir diyoruz. Öyleyse bu nokta 2,2 noktası oluyor. Nedir o? F için bulduk bunu biz. Yani F2'nin sonucunun 2 olduğunu söyleyebiliriz. Onu da buraya yazdık. Şimdi G'de 2 ihtiyacım var arkadaşlar. G'de 2. Gittiğimde burada bulabiliyor muyum? Yok. G'de 2. Bir değerin birini yazmayı unutmuşuz galiba. Çünkü çıkmıyor. Şurada bakın şunu unutmuşum. Şurayı kesti. 1'e 4 noktasını. Evet şimdi yine x artı 1'de yerine yazınca x'i yazdım. 1 artı 1'den 2 etti. Y değişmez dedik zaten. Bunun sonucu da 4 geldi. Sıra geldi diğer tarafa. Burada g a artı 3 eşittir 2 diyor. Yani g'de a artı 3'ü bulmak istiyorsak 4'ü karşıya atmalıyız. G'de a artı 3'ün sonucunun eksi 2 olduğunu gördük. G'nin hangi değer için sonuç eksi 2 diye baktığımda burada görülüyor bakın arkadaşlar. 6 için eksi 2. O zaman ben diyorum ki şu parantezin içerisindeki a artı 3'ü 6'ya eşitlemeliyim. Öyleyse a'nın 3 değerini aldığını bulmuş oluruz. Hocam nasıl sorular bunlar? Neden bu kadar uzun? Dediğinizi duyar gibiyim ama yaptıkça bunların üstesinden gelirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi buraya dikkatli bakalım. Burada x değerlerimiz eksi 3, 0 ve 3. Bunları inceleyeceğiz. Gx'in sonucunun 0'dan büyük olduğu yerler bu aralıkta. Bakın yukarı tarafta. Eksi 3'ten daha küçük olduğunda ya da 3'ten daha büyük olduğunda o zaman sonuçlarımız negatif olacaktır. Tam eksi 3'te, 3'te bunların değerleri de 0. Onu da unutmayalım. Şimdi 0'dan büyük ya da eşit dediği için buraların şu içerideki şu 3 ile eksi 3'ü de tabii dahil ediyorum. Neden? Burada eşitlik olduğu için bu alttaki tüm değerler burayı sağlar anlamına geliyor. Öyleyse şuradan başlayabilirim. F3 demiş. 3. F3'ü bulmak istiyorsam x gördüğüm yere 3 yazarım. G3 neydi? Sıfırdan büyük ya da eşit mi? Evet eşit. O zaman burada 3'ü yerine yazıyorum. Yani 3'ün karesi eksi 1 diyorum. Birinci f'in değerini buluyorum. O da 8. Birinci f gitti. Sıra geldi ikinci f'e. O zaman f8'i istediğini görüyorum ben. F8 demekse burada 8 g8 oluyor. G8
Sıfırdan büyük mü sonuç, sıfırdan küçük mü? Yani x'in 8 olduğu değer buralarda bir yer olsun. Bakın böyle gittiğine göre sonucumuz eksi gelecek. Öyleyse eksi olduğuna göre sonuç burada 2 eksi x demesi sebebiyle 2 eksi 8 olarak yazıp eksi 6'yı buluyoruz. Bunu bulduktan sonra son bir tane daha f'imiz var. Onu devreye sokuyoruz. F buranın sonucu eksi 6 olduğu için f de eksi 6'yı sorduğunu anlıyoruz. Eksi 6'yı yerine yazınca bakın bu içerinin g'sinin sonucu eksi 6 oluyor. Bu sıfıra eşit ya da büyük mü yoksa sıfırdan küçük mü onu incelemem gerekiyor. F de eksi 6 nereye geldi arkadaşlar? Buraya. Sonuç ne? Eksi. Öyleyse hangisi eksiydi? Aşağıdaki bu sıfırdan küçük olması sebebiyle 2 eksi x diyor ya. X'in yerine kaç yazmalıyım? Bu içerideki eksi 6'yı yazmalıyım arkadaşlar. Yazdım ve sonucumuzda ne geldi? 8 geldi. Bu da bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. Aynı işlemi sabırlı bir şekilde 3 defa yaptık ve sonuca ulaştık. Geldik bir başka soruya. Ben mantığını soru üzerinde şimdi anladım. Size uygulayacağız. Sonucun 10 etmesini istiyor. Bu tek başına 2, tek başına 3, tek başına 5, tek başına 7 olan asal sayılar olabilir diyoruz. Toplamları, bakın hem tabanı hem üstleri toplayacağız. Hepsini topladığımızda sonucun 10 etmesi gerekiyor. O zaman 2'ye 8, 3'e 7, 5'e 5, 7'ye 3 yazdığımızda 4 farklı değer buluruz. Şimdi bu tertemiz göründü, evet. Şimdi sıra geldi. 2, 3 ikilisi olabilir dedik. Bunların toplamı kaç etti? 5. Geriye kalanları da topladığımızda 5 etmeli. O zaman diyorum ki bu 2, bu 3 olabilir mesela. Tersi de olabilir diyorum. Bu 3, bu 2 olabilir. Yine taban 2, 3 olmak üzere belki 1'e 4'tür diyorum. Yine buradan da 4, 1 olabilir diyorum. Bunu da söyledik. Şimdi 4 değer de buradan geldi. Sonra belki de diyoruz ki 2'ye 3 değil de 2'ye 5 olabilir arkadaşlar. Bir saniye. Oraya yazmayacağım. Aşağıya yazıyorum. Belki 2'ye 5 olabilir. Toplamı kaç etti bunların? 7. Öyleyse 1 buraya, 2 buraya olabilir. 10 oldu. Yine taban 2'ye 5 olabilir. Yerleri değişebilir. 2, 1 buraya olabilir. Toplam yine 10 oldu. Ve son olarak 3, 5'i kullandık. 3, 5 daha 8. O zaman üstlerine ikisinde 1 yazıyorum ki toplam 10 olsun. Kaç farklı değer olduğunu sayıyorum. 4, 8, 10, 11 oldu. Gerçekten de güzellikle bulduk ama evet bu soru çok ayrıntılı, çok dikkatli olunması gereken bilgilere sahip. Şimdi bir başka soruya şekil üzerinden çok fazla sorulmaya başlandı bu sorular. Bunları yapabilmemiz lazım arkadaşlar. Tabi iç içe 1000 tane altıgenden oluştuğunu söylüyor. Evet en içe bir tane sayı yazılmış 2019. 2019 tekse diyor şurada da yok değeri yerine yaz diyor. Bakın birinci altıgende 2019 yazıyor ya. Yerine yazarsam 5 çıkarırsam 2014 sonucuna ulaşıyorum. İkinci altıgene geldiğimizde diyor ki bunun sonucu bu sefer çift oldu. Öyleyse yukarıya yaz. 2015 oldu. Başlangıcımız 2019 iken birinci altıgende bu, ikinci altıgende bu sonuç oldu. Devam edelim. Üçüncü altıgende tek olduğu için yine bakın tek geldi. Öyleyse yine 5 çıktı. Burası 2010 oldu. Dördüncüye geldik. Bu sefer ne oldu? Çift oldu. 2010 bir ekledim. 2011 oldu. Aslında burada bir kural var. Gidişata dikkat etmem lazım. Ne oluyor? 5 azalıyor, 1 artıyor. 5 azalıyor, 1 artıyor. Bu şekilde değerlendirirsek, şimdi 1000 tane de böyle iç içe olduğunu düşünürsek ikili gruplar halindeki gidişatı anladık. Aslında toplamda her iki tane de 4 azalıyor. 4 azalıyor olarak anlayabiliriz. Burada 1000 tane olursa
1000 tane. O zaman 500 tane ikili olacaktır. 500 tane ikili olacak. Yani şöyle yapalım. 500 tane ikili. Her bu ikilide ne oluyordu? 4 azalırdı. Tamam. 4 azalırsa 500 tane de toplamda ne kadar azaldığını bulmak için 500 ile eksi 4'ü çarparım. Öyleyse eksi 2000 azalmış olmalı. Başlangıçtaki sayımız 2019'du. 2000 azaldıysa şayet cevabımız 19'dur diyoruz. Evet, devam edelim. Her bir k pozitif tam sayısı için fk fonksiyonunun görüntü kümesi bu aralıktaymış. Yani sonuçlarımız arkadaşlar bu aralıktaymış. Tamam. Yani eksi 3 katını alıyorum ve 5 katını alıyorum. K kaçsa? Bu açık aralıkta bulunan tüm tam sayıların sayısı da bu şekilde. R'yi gösterdiğin zaman bu aralıkta kaç tane sayı var? Onu istiyormuş. Aslında her zaman söylerim, derim ki örnekten anlamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü yukarıyı okuyunca çok fazla anlamayabiliriz. Ben anlattım. Yani anlattığım kısımda ben anlayabildim ama siz de anlayabildiniz mi bilmiyorum. Şu örneği görünce çok kolay anlayacaksınız ama. Bakın diyor ki 4 yazınca eksi 3 katını al, eksi 12, 5 katını al, 20. Sonra buraya R yazarsa bu eksi 12 ile 20 arasında kaç sayı var? Bunları kaç sayı olduğunu bulmanın yolu terim sayısı son terim eksi ilk terim artış miktarı 1. İşte ikisi de hariç olursa, dahil olmazsa 1 çıkarız. İkisi de dahil olunca artı 1 yapıyorduk. Burası önemli. O yüzden bu aralıkta 31 tane sayı var diyor ve cevabı buluyor. O zaman şimdi diğer yazılan kısımları bulacağız biz. Benim bir F6'ya ihtiyacım var. Bir de F3'e ihtiyacım var ki bu sonuca ulaşayım. Şimdi ne yapıyorduk? Önce eksi 3 katını alıyorduk. Eksi 18. Bakın bunun eksi 3 katını aldık. Sonra 5 katını alıyorduk. 30. Burayı bulduk. Aynı şey F3'ünde yapacağız. F3'te de eksi 3 katını aldık. Eksi 9. 5 katını aldık. 15. Ve bunların dışına eğer burada olduğu gibi R yazarsa kaç tane olduğunu bulacağız. Şimdi R yazdığında burada kaç tane sayımız var? Onu bulalım. Şunlar ikisi birbirlerinden çıkardım. 48. 1 çıkardım. 47. Ve şuraya geldiğimizde kaç sayı var? 24. 1 çıkardım. 23 var. O zaman bunun değeri hangisidir diye sorduğunda şuradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ikisini birbirlerinden çıkarıyoruz, doğru mu? Cevabımız kaç terim var bu aralıkta? 47 eksi 23'ten 24 tane oluyor. Diğer sorumuza geçtik. Grafik soruları biraz daha böyle karışık bir hal almaya başladı. Şimdi mutlak değer gelmiş işin içerisine. Bakın burada bir mutlak değer var. Sonucu da eksi çıkmış. Mutlak değerin sonucu ne zaman eksi çıkardı arkadaşlar? Buna ihtiyacımız var. İçi eksi olduğunda. Öyleyse içerisi eksi fx. Bunun sonucunun eksi olduğunu söylüyor. Bunun sonucunun eksi olabilmesi için fx'in ne olması lazım diye yorumluyorum. Ne olması lazım arkadaşlar? Fx artı mı olmalı? Yani sıfırdan büyük mü olmalı? Eksiyle çarparsam sıfırdan küçük olur, doğru mu? O zaman fx sıfırdan
Büyük her x değeri için sağlanabilir diyor. Hangilerinde? Hangisinde fx değerlerinin sonuçları hep pozitif? Bunu söylemeye çalışıyor bana. Bakıyorum burada x değerlerinin sonucu hep pozitif. Aşağıda hiçbir şey yok bak. Aşağıda hiçbir şey olmadığı için bunun sonucu pozitiftir diyebilirim. Bunun var. O zaman bu olamaz. Bunun da şuradan itibaren var. Her x sayısı için demesi sebebiyle bunu da alamıyorum. Öyleyse yalnız bir cevabımız oluyor. Devam edelim. KLM, K4M, 6K8, 3 basamaklı sayısı, 2 basamaklı sayılar, fonksiyonlar bu şekilde tanımlanmış. Nasıl yapmış bakalım? LM ikinci birler ve onlar basamağını ayırmış. 2 basamaklı sayı yapmış. K'yı da ayrıca yanına yazmış. Bakın burada KL'yi ayırmış bu sefer onlar ve yüzler basamağını. M'yi artı olarak yazmış. F'in fonksiyonunun ve G fonksiyonunun özellikleri bu. Şimdi F'de K4M var arkadaşlar. Öyleyse F'de ne yapıyorduk? Şurayı ayırıyorduk. Yani 4M oluyordu. Yanına da K geliyordu. O da dursun. Şimdi sıra geldi G'ye. G'de de 6K8 var arkadaşlar. G'de de ilk ikisini alıyorduk. 6K, ikinciyi ayrıca yazıyorduk. Bunları yazdıktan sonra bu her ikisinin toplamının 126 olduğunu vermiş. Şimdi bunlar iki basamaklı sayı olduğu için birler ve onlar basamağı diye düşünüp birler ve onlar basamağı diye düşünüp çarpmam gerekiyor. 10'la 4'ü çarptım 40. 1 ile M'yi çarptım M. Yanında K var artı. 10'la 6'yı çarptım 60. 1 ile K'yı çarptım K. Yanında 8 var ve bunu 126'ya eşitledim. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken M'ler bir tane K'dan İki tane bilinmeyenler bu tarafta kalmalı. 40, 60 daha 100, 108 de karşı tarafa eksi olarak gitmeli. 126'dan 108 çıkarsa 18 kalır. Şimdi M artı 2K'nın 18 olabilmesi için buraya hangi değerler gelebilir onları hesaplamam gerekiyor arkadaşlar. Sonra da KLM sayısı kaç farklı şekilde yazılır onu bulacağım. Bakın buraya 1 yazarsam buraya 16 yazmam lazım. 2 yazarsam 14 yazmam lazım. 3 yazarsam 12. 4 yazarsam 10. 5 yazarsam 8 yazarak ilk buradan başlıyoruz. 6 yazarsam 12. Buraya 6 yazmalıyım. 7 yazarsam 14. 4. Devam ediyorum. Şöyle birazcık küçültelim en iyisi. 8 yazarsam 16, buraya 2 yazıyorum. 9 yazarsam buraya 0 yazıyorum. Burada dikkat etmem gereken ifadelerden biri rakamları birbirlerinden farklı. 3 basamaklı, 2 basamaklı deme sebebiyle M'nin yerine 0 gelebiliyor mu? Onu bir kontrol etmem gerekiyor. M, bakın buraya gelmiş. Buraya 0 yazılabilir. Bir sakıncası yok. Buraya gelmiş. Buraya da 0 yazılabilir. Yani ilk basamağa geliyor olsaydı bunu alamayacaktım. Ama bunu engelleyen herhangi bir durum yok. Şimdi geldik buraya. Kaç farklı KLM sayısı yazılabilir diyor. Buradaki değerlerden sağlamayanlar var mı diye onu kontrol ediyorum. Ne demiştik? Rakamları farklı. O zaman M ile K ikisi bir arada 6-6 olmaz. Yani bu işi sağlam alalım. Şurada KLM, K4M var. Bakın K4M. K4M. Bunlardan 8'i ve 5'i yazarsak sıkıntı yok. 6-6 zaten olmuyor demiştik. 4 ve 7'yi yazamıyorum. Burada 4 var. O yüzden gidiyor. 2 ve 8'i yazabiliyor muyum? Evet. 0 ve 9'u yazabiliyor muyum? K yerine 9, M yerine 0 yazabiliyorum. Bunda bir engel yok. Bu sefer
6K8'e bakıyorum. 8-5 yazabiliyor muyum? M yerine 8 yazmam gerektiği için orada bir engel durum yok. K yerine 5 olabiliyor. 6-5-8. K yerine 8 yazarsam 8-8-6 olduğu için bunu da eliyorum. K yerine 9 yazdığım için burası da olabiliyor. Kaç farklı değer kaldı? 2 farklı değer arkadaşlar. Bunları buraya yazıyorum. K'mız 5 iken M'miz 8'miş. Aynı şekilde KLM şuraya da yazayım. K'mız 9 iken M'miz 0'mış. Şimdi L'nin yerine gelebilecek olan değerler. 0'dan başlar 9'a kadar hepsi gelebilir. Fakat rakamları farklı demesi sebebiyle 2 tanesi hariç. Yani toplamda burada 8 farklı değer alır. Aynı şey burası için geçerli arkadaşlar. 8 farklı değer de buradan gelir. Dolayısıyla cevabımız 16 olur. Evet, bu da uğraştırıcı bir soruydu arkadaşlar. Ve bir sonraki sorumuza geldik. Bir sonraki soruda açıklamalar yapılmış. Ben her zaman diyorum ilk işiniz örnekten başlayın. T53 yazınca 543 topla. Ve o zaman niye 543? N-R olmak üzere N'den başlayan ve azalarak yazılan R tane ardışık doğal sayının sanki faktöriyel mantığına benziyor. Yani kombinasyon diyelim ya da permütasyon. Ama bunların arasında artı var. 5'i 3 tane açtık. Toplamına baktık. Aynı şekilde ne yapacağız? Onu x tane açacağız. X artı 3'ü 9 tane açacağız. Sonra bunlar birbirlerine eşit mi diye bakacağız. Bunun klasik yoldan çözüm biraz uzun. Birbirlerini ispat etme noktasında uzun. Tavsiyem x yerine değer yazmak. Ben BD tekniğini kullanırım. BD tekniğini kullandığımda İstediğinizden başlayın. Çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. BD tekniğinde mesela 7'yi kullanıyorum ben. 10, 7, T, 7'yi kullanmıştım. 7, 3 daha 10, 9. Şimdi 10'u 7 tane açmayla 10'u 9 tane açınca birbirlerine eşit olabilirler mi? Mümkün değil. Direkt olarak eleyebiliyorum. Şimdi buradan sonra D'ye mi gideceğim, A'ya mı gideceğim çok belirleyemedim. Sayı eksik kalırsa aslında 6'ya doğru gitmem gerekiyor. Fazla gelirse buraya o yorumlar var ama işimizi sağlama alalım bir bakalım. 9'u da uzak gelirse tekrar 6'ya döneriz. Onun 9 tane açılmasıyla elde ettiğim sonuç 9 yazarsam 12'nin 9 tane yazılmasıyla elde ettiğim sonuca eşit olamaz. Bakın burada da fazla geldi. Bu tarafa daha fazla gelecektir. Cevap A diyebilirim. Ama şimdi tam güvenemediniz. İşinizi sağlamalım. Ben diyorum ki 16 T T 6 yazdım. 9 9. Bakalım bunlar birbirlerine eşit miymiş? 10'u 6 tane açacağım. 10 9 8 7 6 ve 5. Bunların toplamı 9'u 9 tane açıyorum. 9, 8 kaça kadar gider? 1'e kadar. Ben şuranın toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den n çarpı n artı 1 bölü 2'den 45 olduğunu buluyorum. Ya da tek tek toplayabilirsiniz. Bunu da tek tek toplayalım. 19, 27, 34, 40, 45. İkisinin eşit olduğunu gördüm. Gönül rahatlığıyla işaretledim. İsteyen en baştan tek tek denesin. İsteyen BD tekniğini kullansın ama BD tekniği işin mantığını kavradığınızda çok çabuk sonuca ulaştırır arkadaşlar. Tavsiyem bu BD tekniğini birçok soru tipinde kullanmaktan yana. Evet. En az 3 basamaklı pozitif tam sayılar bir f fonksiyonunu veriyor. Fonksiyon da diyor ki x'in rakamların aritmetik ortalaması. Şunları 4 sayım var. 4'e bölüyorum topladıktan sonra sonuca ulaşıyorum. İç içe 2 tane f koymuş. Burada sıkıntı nokta orada. 325'e acaba kaç eklersem
yine aritmetik ortalamasını aldığımızda 4 sonucunu verir diyor. Şimdi buna ulaşmak zor olacak. Şimdi nasıl yaparız? Bir sürü ihtimal var. 3 basamaklı pozitif tam sayı en küçük diyor bir de. Bir de en küçük diyor. Yani bir sürü sayı var diyordum ben onu bulmak zor olduğu için. Evet, şimdi en küçük sayımız en küçük x. X'e dair en az 3 basamaklı olduğu da söylenmiş. Tamam. Şimdi en küçüğünün 100 olduğunu biliyoruz. 3 basamaklı sayıların. Böyle deneyeceğiz. Kaçta yakalarsak. Ama bunu yaparken buraya dikkat. 325'e aritmetik ortalamayı ekleyeceğiz. Sonra bir daha aritmetik ortalamasını alacağız ve sonuç 4 gelecek. Evet, buradan 1 gelir bakın. Burası ne olur o zaman? 1 yazarsam buraya 326 olur. Bunun aritmetik ortalamasını alırsak 9, 11 bölü 3, 4 eder mi? Etmez. 100 değil. O zaman 101'e bakmalıyım. 101, 2 gelecek bakın bu sefer. Buradan 101, bir yerde bir yanlışlık yapıyor muyuz? F 101. Yani bunun da aritmetik ortalamasını alacağız. 1, 2 bölü 4. Tam bölünmüyor zaten bakın. Hemen buraları biraz hızlıca geçiyorum. 100, 101, 102'yi neden almıyorum arkadaşlar? Aritmetik ortalamasını aldığımızda kaç oluyor? Rakamlarını topladık. 3, 3 sayıya böldük. 1. Buradan itibaren yakalamaya başlıyoruz. 102. O zaman 1 buraya geliyor. 326 oluyor. 11 bölü 3. 102 olmadı. Devam ediyorum. 103. Rakamlarını topladık. 4 bölü 3. Tam sayı gelmiyor. 104. Aynı şekilde 5 bölü 3 tam sayı gelmiyor. 105 burada geliyor. Bakın üçer üçer arttığında geliyor. 105'te bakalım ne oluyormuş. Rakamları toplamı 6. 3 sayıya böldük 2. Okey, buraya 2 koyarsak burası kaç olur? 327 olur. 327 olunca burası 12 olur. 12 olunca aritmetik ortalamasından dolayı 4 gelir. Kaçta yakaladık arkadaşlar? 105'te. 105'te oldu. Bana sorulan soru ne? Ona bir bakalım. Bu en küçük değerin yani 105'in 6 ile bölümünden kalan kaçtır? 105'i 6'ya böleriz. Kalana bakarız. 1 kere 45, 7 kere 42, sonuç 3 deriz. C'yi işaretleriz. Ve böylece dersimizin sonuna gelmiş oluruz. Piyasadaki oldukça zor olan soru tiplerinden çok kafamızın karıştığı ve artık maalesef diyerek söylüyorum. Yeni nesil soru dediğimiz soru tiplerinden çözdük. Niye maalesef diyoruz? Alışık değilsek maalesef. Ama alışırsak herkese göre büyük artılar sağlarız ve rakiplerimizi geride bırakırız. İstediğimiz hedefe kolaylıkla ulaşırız. O yüzden bu soru tiplerinden bol bol çözmenizi tavsiye ediyorum. Ben ara ara bu tarz sorulardan çözeceğim. Her bölümle alakalı yani her konuyla alakalı yeni nesil sorulardan, bu zor olan, zor görünen soru tiplerinden çözeceğim konu sonlarında veya bazen aralarında bilginiz olsun. Ve siz de bu çalışmaları dikkatli bir şekilde yaparak bu tarz sorulara iyice alışın. Benden size tavsiye. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.